başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık yüreğinde. Bir masalla başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık. Sürme çekmiş gözlerine, kına yakmış ellere, sarılıp kalmak isterim o incecik bellere. Sürme çekmiş gözlerine, kına yakmış ellere. Yüreğime taşlar koydum, ben yoluna baş koydum. Kız Nebibe ben peşinden, koşa koşa yoruldum. Yüreğime taşlar koydum, ben yoluna baş koydum. Kız Nebibe koşa koşa yoruldum. Aman Nebibe canım, Nebibe gülüm, Nebibe gel sen bana gel. Sarı saçına elan, gözüne kurban olsun. Merhabalar, eminim sizler var ya bu yağmurun bereketine ve güzelliğine o kadar mutlusunuz ki ben bunu hissediyorum buralardan ve son derece mutlu oluyorum. Zaten son günlerde biliyorsunuz böyle çok zamansız göç eden insanların uğruna az gözyaşı dökmüyoruz ve bereketli olmasına rağmen yağmur, ben
şöyle diyorum, galiba son günlerde böyle zamansız giden sevdiklerimiz için gözyaşı döküyor gökyüzü. Evet, bugün çok güzel bir insan var stüdyomuzda. Siz de yakinen tanıyorsunuz. Kendisi mimardır, kendisi müzisyendir, bir müzik adamı. Sevgili Mehmet Hafızoğlu, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Fahriye, hoş bulduk. Nasılsın? Seninle olunca kötü olmak mümkün değil. Enerjin ta dışarılara kadar geliyor. Ay, gitarınla geldin ama ben şöyle hemen diyorum. Gitarını eline al ve bize o güzelim, buram buram Kıbrıs kokulu eserlerden artık bilmiyorum bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi, bende sınır yok. Yani sen istedikten sonra bende de sınır yok ama dakikalarımız sınırlı. Peki şöyle yapalım. Benim Kıbrıs dendiğinde ilk aklıma gelen, bağdaştırdığım parça Köprüden Geçemedim. Wow, süper bir eser. Gitar çalmayı öğrendiğimde de ilk çaldığım öyle parça. Mi? Evet, ilk çaldığım parça. Evet. Ama bu yanılmıyorsam bu senin galiba bu stüdyoya ilk gelişin değil mi? Bu stüdyoya ilk gelişim. Hoş geldin. Sağ olasın. Umarım bu İnşallah. Böyle ayaklarını yerlere sürte sürte daha çok geleceksin. Çok mutlu olurum. Seve seve. Aslında ben seni çok davet etmiştim de bir takım aksilikler hep yaşadık. Aksilikler depremlerdir, oldu, yangınlardır vesairelerdir. Yani yılı buldu yani daha önce kaç defa davet etti ama işte aksilikler. Ondan sonra zaten bizim tadımız tuzumuz olmadı. Doğru uzun bir müddet. Evet. Yenileşti artık başladık. Bundan sonra inşallah. Hadi gitarın telleri böyle bir inlesin değil mi? Köprüden geçemedim, az doldur içemedim, az doldur içemedim. Sen benden vazgeçtiysen, ben senden geçemedim, senden vazgeçemedim. Sağlık. Çok güzel yorumladın. Teşekkürler. Gerçekten çok güzel yorumladın. Peki mimarlık ile müzisyenlik nasıl yürüyor? Vallahi ben zaten müzikle ilgili haşır neşir anne babanın çocuğuyum. Hı hı. Ben zaten ilkokul 3'te akordiyonla başladım müzik hayatıma. Ondan sonra zaten annem akordiyon çalıyordu çok güzel. Yani çok güzel akordiyon çalıyordu. Sesi de mükemmel bir sesi vardı annemin. Biz onu dinleye dinleye büyüdük. Babam yine ork, darbuka, mızıka, flüt, mızıka ve flütü İngilizce parça dahil
çalamayacağı parça yoktu. Ne kadar güzel. Ondan sonra işte ben liseye gelince buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İley Taşkın hocam bilir. Lisede bandodaydım. Bandoda benim enstrümanım ufonyumdu. O benim kadar büyük bir enstrüman. Süper. Ondan sonra işte trompet, saksafon. Evet. Ondan sonra gitar. Artık evet. Yani ekledik enstrümanlarımızı. Zaten şöyle, mimarlık dendiği zaman sanat. En güzel binalar mimarların, aynen, değil mi, ellerinden geçiyor, yüreklerinden geçiyor ve evet, çok çok ünlü mimarlarımız vardır. Evet. Yani bir nevi sanattır zaten ve haliyle müzikle birleştiğinde ne oldu? Çok güzel eserler meydana çıktı. Yani zaten müziğe alıştıktan sonra bir insan kopamıyor. Yani ben, bizim işte grubumuz, orkestralarımız geçtik. Üniversitede o da devam etti. Hı hı. Aynı şekilde üniversitede de devam etti. Ha, sonra iş hayatına girince artık yani grup, orkestra olayları azaldı. Hı hı. Bu defa Türk sanat müziğine bir kayma oldu. Evet, Anadolu olarak çalarken Cem Karaca, Barış Manço, Edip Akbayram çalarken bir Türk sanat müziğine kayma oldu. Evet. İşte yaklaşık yani 13-14 senedir de Türk sanat müziğiyle uğraşıyorum. Şu an yenile kendimiz sevgili Bahar Gökhan, Ahmet Gökhan'la birlikte yeni bir dernek kurduk. Kurar kurmaz da çok ilgi oldu, çok yani konserlerimiz, beğenilerimiz oldu. Evet, ben bir konserinize, bir değil ondan önce de gelmiştim. Evet. Ama son konser bu, böyle 4-5 tane koro bir arada olduktan sonra çok güzel bir olaya imza atıldı. Evet, evet. Ben çok yürekten kutladım arkadaşları. Sağ olun. Evet ve bu 15 Kasım'la ilgili yanılmıyorsam, evet, evet, çok güzeldi. Mükemmel ötesi bir şölene dönüşmüştü zaten bu korolar ve çok çok da güzeldi. Yürekten alkışladım hepinizi. Yani zaten dediğim gibi işte yani hem meslek olarak zaten o yani mimarlık da kendim yani tasarım, o da baba mesleği, babam inşaat malzemeleri şirketi falan, biz o işlerin de içinde doğduk. Yani sevdiğim şeyleri yapıyorum. Tabii ki insanın sevdiği işe gönül verirse ve gerçekten ona göre imza atarsa dünyanın en mutlu insanıdır. Ama bir terapi gerekir. Yani bir müzik, resim, sanatla ilgili her dal, yani bir terapi günlük yaşantımızda biliyorsunuz. Yani güzel şeyler gibi acı şeyler de var. İnsanı yoran konular da var. Gitarımızı bırakmayalım lütfen. Yok, ben onu asla, asla birbirimizi bırakmayı düşünmüyoruz. Evet, tamam. Evet, cümleni bitir, hemen başlayalım. Tamam. Biz özledik. Gitar sesini özledik. Şöyle, ben bu son konserimizde çok beğeni aldı, çok herkes çok beğendi. Tabii biz konserde Türk sazlarıyla çaldığımız bir parça. Bir de gitardan bu kadar madem beğendi de. Ben bulayım mı onu? Zeki Müren'in çok güzel bir eseri. Tamam, buldum. Kahir Mektubu. ben kendim çok seviyorum. Konserde de beğeni aldık. İnşallah gitarda da aynı beğeniyi. Güzel olacağına inanıyorum. Sağ olun. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum, sevda eksim kalbime, yalnızlık biçiyorum. Ne zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum.
kederdeyim, durmadan içiyorum sevda eksik. Kalbime yalnızlık biçiyorum. Elveda, elveda, elveda deyip bir gün bir an edip ayrılıp gidişinin bu gece yıl dönümü. Elveda, elveda, elveda deyip bir gün bir an edip ömrümü. Ayrılıp gidişinin akşam sensiz içtim, bu gece her damlayı iki kadehe biçtim. Ayrılık öyle zor ki kimsesiz kalan bilir, gözyaşı ne demekmiş her gün ağlayan. Kederdeyim, durmadan içiyorum sevda eksim kalbime, yalnızlık içiyorum her gece. Kederdeyim, durmadan içiyorum sevda eksim yalnızlığı biçiyorum. Süper ötesi. Gerçekten o kadar güzel yorumladın ki. Senin beğenini aldıysam çok mutlu olurum. Olur mu? Gerçekten çok sizin güzel. Sizin gibi duayen gitar... birini aldıysak kendisine çok mutlu olurum. Canım. Gitarla da iyi bir tat çıkarttı. Vallahi. Valla yani Türk sanat müziğini genelde pek gitarda çalmazlar da dediğim gibi ben batı müzik tarafından geldiğim için biz arkadaşlarla da vakti zamanında çalarken hep türküleri Anadolu rock tarzına aranjman yapıyorduk. Evet. Şimdi de Türk sanat müziğini yavaş yavaş aranjman yapıyoruz. Evet. Çok güzel beğendiğinize oldu. Çok sevindim. Güzel yorumladın gerçekten. Sağ olun. Evet. Ben ilk kez dinliyorum senin ağzından. Süper. Çok güzel sağ yorumladın. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Yani işte müzik ruhun gıdasıdır. Aslında hiç insan diyorum ki sabah uyandığında akşama kadar böyle slow, sessiz, rahat müzik dinlemeli. O kadar çok insanın ruhu okşanıyor ki, dinleniyor ki. Ben zaten ki. Müzikten rahatsız olan insanlarda bir eksiklik yani evet. Düşünüyorum. Çünkü ben üniversiteden gelirdim. İlk inşaat bölümümü Doğu Akdeniz'de okudum. Evet. Ben eve gelirdim Boğaz, Girne Boğazı'nda, Mausa'dan. Yani gecenin hangi vakti olursa olsun yani yatmadan önce mutlaka gitarımı, akordiyonumu çalar öyle yatırdım. Evet. Yani normalde de zaten yani işlerimi yaparken, proje çizerken, arazi görürken bile yani müzikle. Ne yani, kadar güzel. Bir düşünün bakın yani kuşlar müzikle uyanıyorlar, günü müzikle kucaklıyorlar. Evet. Ve ne kadar özgürdürler.
Evet. Kendilerince ve ne kadar güzel böyle kendi cinsiyetlerine göre o kadar güzel ötüyorlar ki evet. bu insanın ruhunu okşuyor. Ne kadar güzel. Ya keşke Aynen. diyorum her insan şarkı söyleyebilse, her insan şiir söyleyebilse inanılmaz güzel olur. Çok süper olur. Yani benim şiirlerim de var ama inşallah bir gün ben de bir kitap haline Aa, getiririm. inşallah. Neden olmasın? Yani daha önce de yani düzenlenen bir beste yarışması vardı. Bestem ilk onun içine girdi. 60 eserden. Ha, süper. Yine TRT BRT ile iş birliğinde ses yarışması vardı. Orada da derecem var. Yani mimarlıktan ayrı yani müzik vazgeçemeyeceğim bir şey. Ama yakışıyor sana. Zaten ruhen o kadar çok bütünleştin ki müzikle. Bu artık senin dünyan oldu. Çok da Evet, iyi oldu. evet, evet. Güzel bir eser gelsin mi Fahri Özay'dan? Vallahi Senin ben aslında sizden Lebi Bey'i zaten çok beğeniyorum. teşekkür ederim. Yeni çıktı. Çok tatlı. Çok Tam teşekkür ederim. bir Akdeniz parçası ama benim en çok böyle beğendiğim Soyhan hocamla oradan da selamımı göndereyim. Onu da çok seviyorum. Çok sevdiğim hocam kardeşim. Çok seviyorum. Sizin Çim Çiçek Aa. parçanızı yani defalarca dinleyebilirim. Çok güzel bir parça. Gelsin mi? Mutlu olurum. Evet, gelsin. Çim çiçek Evet. gelsin. Seninle yeniden doğdum hayata, bir mavi rüzgarsın ömrüme esti. Her yanın çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüğüm teninde sevdalar yağar. İçimde güvercin şanlık çığlığa, allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Yanım çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüm teninden sevdalar yar. İçimde güvercin çığlık çığlığa, allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Şarkılar deli divane, şiirler çaresiz, sözler bir çare. Doymuyor bedenim, açarsız ruhum, seninle her nefes sevişmelerde. Her yanın çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüğüm teninde sevdalar yağar. İçimde güvercin şanık çığlığa, allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Ah, hep yanım çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüm
zihninden sevdalar yar. İçimde güvercin çığlık çığlığa allanmış kullanmış bir bayram yaşa. Allanmış kullanmış bir bayram yaşa. Allanmış kullanmış bir bayram yaşa. Geldi şarkımız. Çok mutlu oldum. Defalarca izleyebilirim. O kadar bir tatlı şarkı. Ay. Çok beğendim. Çok güzel. Biz teşekkür ediyoruz sana. Çok sağ ol. Evet, şimdi çok güzel bir eser gelecek. Bunu aslında klip olarak ve de yorum olarak Örge Volkan ağzından kadar çok beğenerek izliyorum. Örge ki, çok güzel söylüyor bunu gerçekten. Eminim bugün sen de çok güzel yorumlayacaksın. Yani benim yani çok eskilerden yorumlamıştım. Bugün de açıkçası böyle daha fazla ağırlıklı Kıbrıs parçaları istedim. Çok güzel parçalarımız ama var. Ama beni çok mutlu ettin. Yani evet. Kıbrıs şarkıları o kadar böyle Kıbrıslı müzisyenlerin eserlerini yorumlamak benim için yani kendime bir görev ahdettim. O açıdan çok mutlu oldum. Yani diyorum. Mesela biz bu parçayı şu anki Bahar Esintileri Koromuz'da Gazi Üniversitesi bizi 29 Ekim'e davet etmişti. Orada koro çok muhteşem bir konser oldu. Üniversitenin biz de davet olarak biz de çektik. Bu parçaya bayıldılar. Ay, Gazi Üniversitesi'nde çok güzel. Bayıldılar. Çok bunda güzel. Vurgulamadan geçemeyeceğim. Sözler Bülent Fevzioğlu ve besteyi de sen anons et. Beste benim çok mutluyum. Yani Allah rahmet eylesin Türkay Altaylı hocamızın öğrencisi olma şansını yakaladım. 2 yıl öğrencisi oldum Türkay hocamızın. Türkay Altay hocamız biliyorsunuz yani şu an TRT'de dahi şeflerin şefi, evet. Hocaların Allah hocası. Rahmet Allah rahmet eylesin. Ben bugün onun parçası. İstedik. Evet. Değil mi? Evet. Onun yaban çiçeği parçasını. Arkasına da onu istedim. Bağlı olur mu sevgili Mehmet? Tamam. Şu beş parmak dağları var. Onu bağlayabilirim. Tamam, onu şimdi fark etmez ikisini. Şimdi nasıl istersen şimdi, sana bırakıyorum. Tamam. Yaban çiçeğiyle başlayalım o zaman. Tamam. Bakalım sesimiz tamam mı? Yani kolay değil sevgili izleyenlerim. Hem gitar hem ses ikisini bir arada idare ediyor konuğumuz. Açma yaban çiçeğim açma yalnız kalırsın. Kimsesiz başıboş sevdalanırsın. Kokunu rüzgar çalar, rengini yağmur. Bilinmeden güzelim kala kalırsın. Kokunu rüzgar çalar, rengini yağmur. Bilinmeden güzelim kala kalırsın. Sesini kimse duymaz çaresizliğim. Kokunu rüzgar çalar, rengini yağmur. Bilinmeden bu sevdan kala kalırsın. Kokunu rüzgar çalar, rengini yağmur. Bilinmeden bu sevdan kala kalırsın. Yârim evi yakında değil yalnız kalırsın. Güzünü baharını karıştırırsın. Kokunu rüzgar çalar, rengini yağmur. Bilinmeden kıymetin kala kalırsın. Kokunu rüzgar çalar, rengini yağmur. Bilinmeden kıymetin kala kalırsın. Güzel.
Evet, bunu parça. Da yanılmıyorsam ilk okuyanlardan Aşkım Nur İçinde Yatsın. Hmm, evet. Evet, o da çok güzel bir sese sahipti. Çok erken bir zamanda kaybetmişti kendisini. Evet. Nurlar da yatsın. Allah rahmet eylesin. Evet. Nurlar da yatsın. Evet. Şimdi ve yine bir Türk Hayaltay parçası. Hı-hı. Yine hareketli, yine benim sevdiğim parçadan, yine Gazi Üniversitesi'nde okuduk. Yani bu parçaları çok beğendiler ve ben gurur duydum. Eserlerimiz hepsi birbirinden o kadar güzel ki. Gerçekten yani ben yeni nesil sanatçı genç arkadaşlarımızın da ben parçalarına bakıyorum. Çok güzel. Gerçekten mesela sizin şu benim çok beğendiğim Çim Çiçek. Evet. Yani Türkiye'de çoğu parçalardan bence kat kat şimdi güzellikte. Her eserin ayrı bir güzelliği vardır ama eğer YouTube kanalında bir eser zaten milyonu görmüşse yani o da artık halkın takdiridir. Evet. Öyle değil mi? Evet. Bize laf düşmez. Bence. Halk varsa biz varız. Öyle aynen. Değil mi? Olup süzülmeli sarı saçlı ovalardan yar. Şu beş parmak dağlarını kaldırmalı yar aradan. Bir kuş olup süzülmeli sarı saçlı ovalardan yar. Aramızda iki engel beş parmakla toroslar var ya. Beş parmak toroslar var ya. Aramızda iki engel beş parmakla toroslar var ya. Beş parmakla toroslar var ya. Haberinle yüreğime doldun işte, buldu beni her nefeste, hem sevdan hem nazın var ya. İki satır haberinle yüreğime doldun işte, buldu beni her nefeste, hem sevdan hem yalnızlığın var ya. Aramızda iki engel beş parmak toroslar var ya. Beş parmaklar toroslar var ya. Aramızda iki engel beş parmaklar toroslar var ya. Beş parmaklar toroslar var ya. Aramızda iki engel beş parmaklar toroslar var ya. Beş parmakla toroslar var ya. Güzel ya, çok güzel bir eser gerçekten. Çok güzel. Çok güzel. 40 mil ötede evet. Toroslar. Evet. Değil mi? Çok güzel. Böyle yolda gelirken Ada TV'ye o boğazdan iniyorum ya. Benim hep böyle gözümün yanında. Önünde Toros dağları. Selam olsun Toroslarda yaşayan herkese. Değil mi? Evet. Çok güzel yorumladın. Güzel. İkisini de çok güzel yorumladın ama Beş Parmak Dağları bir başka böyle çok coşku evet, veriyor insana. Evet, ayrı bir evet. haz veriyor. Bir de o
sözleri de sadece beş parmak dağı başka bir yerde yok. Evet, yani doğru. Yani evet, yani coğrafyada beş parmak dağı bir tek Kıbrıs'ta. Yani bu tam evet. Bizimle özdeşleşmiş. Evet, yani bu gerçekten çok güzel. Hatta biz işte son klibimiz Lebibe, o beş parmak dağların oraya evet. gittik. Evet. Ve Ziya Tunaş'la birlikte o beş parmak dağlarını klibimde yer verdik. Ve aynı zamanda ben kliplerimde yeni yeni bir buluş bu bize. İçine yazdırıyorum. Yazıyorsunuz. Evet. Ben fark ettim ve evet. çok hoşuma gitti. Tanıtıyorum. Elimden geldiğince o kadar evet. çok seviyorum ki ülkemi. Tanıtmaya çalışıyorum. Mesela klibinizde Alagadi Denizi de vardı. Evet. Onu da yazıyordunuz. Evet. Çok, ben onu çok beğendim. Bundan sonra zaten bütün kliplerimiz de öyle yazılacak. Çok güzel. Ben aynı zamanda magazinci.com'da da yazarlık yapıyorum. Star Kıbrıs'ta evet. olduğu gibi. Orada da ne yapıyorum? Kıbrıs kültürünü tanıtıyorum. Evet. Yani işte neresi olabilir? Büyükhan. Neresi olabilir? İşte Lala Mustafa Paşa. Hem yerinde fotoğraf çekiyoruz evet. hem de en ince noktasına kadar, geçmişten günümüze kadar anlatmaya çalışıyorum. Çok da ses getirdi. Bazen kendime izin veriyorum. Aa, bu hafta gelmedi diye hemen sezinişte bulunuyorlar. Evet, evet. Ama çok da iyi gidiyor. Çok da mutluyum bu açıdan. Böyle bir fikre sahip olduğum için, böyle bir ilham perim doğduğu için ya, bu beni son derece mutlu ediyor. Aslında ben de hani her platformda bunu vurgulayarak belirtiyorum. Gerçekten tebrik ederim. Çok güzel bir yani düşünceniz ve ben de katılıyorum. Yurt dışında sadece eğlence mekanı olarak anılmak beni rahatsız eder. Bu kadar ki. Güzelliklerin olduğu bir ülkede, bu kadar evet. güzel bir coğrafyada sadece yani eğlence mekanlarıyla falan anılmak yani beni rahatsız eder ve gerçekten bu konuda yani ben de destekliyorum. Çok güzel bir bizim paylaşımınız onlar. Tek bir ayıbımız var Kıbrıslılar olarak ve burada yaşayanlar, çevremizi temiz tutmamak. Evet. Bu beni çok derinden yaralıyor ve ağaçlara verilmeyen, oysa ki ağaç nefestir. Ve ben her zaman bunu vurguluyorum, gerek müziğimde, gerek köşe yazılarımda, gerek burada. Ada TV inanılmaz bana ön ayak oldu bu konuda. Ben ne kadar teşekkür etsem sevgili Ali Özmen Safa'ya azdır. Evet. Ki bunu aslında bizim büyüklerimizin yapması gerekir. Ama ben şöyle son nefesime kadar kendi ülkem için ne yapabiliyorsam. Ona göre de takdir alıyorsunuz, ona göre de seviliyorsunuz. Bu yüzden dolayı seviliyorsunuz, bu yüzden dolayı takdir alıyorsunuz. Mausa Limanı gelsin mi? Çok severim. Bu arada sen de hazırlarsan iki tane eser. tamam. Peki Mausa Limanı gelsin. Tamam, yanılmıyorsam sırada oydu değil mi? Yani. Öyle mi demiştik? sizden dinleyince, sizden dinleyince sizinkini ben çok beğeniyorum. Bizde parçalar var. Geliyor. Geliyor. Thank you.
halim uyan, uyanmaz oldu. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldu. Uyan, uyan halim, halim uyan, uyanmaz oldu. Yedi bıçak bıçak yarasına dayanmaz oldu. Uyan, uyan alem, alem uyan, uyanmaz oldu. Yedi bıçak yarasına dayanmaz. Şarkı sürpriz mi? Hiç konuşmadık. Ne geliyor? Yani ben direkt zaten spontane geldim. Hiç hazırlanmadan geldim. Çünkü ben her zaman sorarım. Ben davet edildim. Programlara davet eden kişinin enerjisi. Yani ben şimdi seni dostum arkadaşım olduğu için burada çekinmiyorum. Yani çalarken evimde çalar gibi. Hiçbir şeyde hani çekinmediğim için hazırlıksız evet, derim. Çok enteresan şeyler yaşıyoruz biz burada. Anılarla yüklü. İnanılmaz. Konuklarım geliyor. Peki ne soracaksın? Bir şey sormayacağım. Ben soru sormam. Peki ne yapacağız? Ay ben çok heyecanlıyım. Ya diyorum bana bırakın. Neden heyecanlanıyorsunuz? Siz bir eve gitmiyor musunuz? Evet gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Kahve içmiyor musunuz? Evet. Evet. Çay içmiyor musunuz? Evet. Evet. Tamam evime geldiniz diyorum. Sonra böyle program bitiyor finale doğru. Aa bitti mi? Evet diyorum program bitti. Aa ben hiç heyecanlanmadım.
Hiç değmedi o düşüncelere. Ya diyorum, evime geldiniz. Heyecanlanacak ne vardır işte. Yani, ne güzel sohbet ettik. Ben de hani o şekilde hani sağ ol yani davet ettin. Yani ben de şu an evine geldim gibi hissediyorum onun aynen, için. Burası bizim evimiz. Benim hep bütün yani sevdiklerim, Allah rahmet eylesin, yine hep böyle eski duayenlerden başladık. Sevgili Hüseyin Kanatlı hocamız. O bana bir Yıldırım Gürses benzetmesi yapardı. Öyle sesini mi? Evet. O beni hep Yıldırım Gürses olarak çağırırdı, anımsardı, sunardı. Sahneye çıkacağım da yani hep öyle sunardı. Benim de arkadaşlar hep beğeniyor ve hiç bize Yıldırım Gürses çalmıyorsun diye bir sitemleri var. Öyle mi? Şimdi böyle yani epey zaman oldu çalmadım. Tamam. Bir parça bir onu deneyelim. Yıldırım Gürses'ten dertliyim gelsin. Arkadaş. Haberin var mı? Gelsin. Bir deneyelim. Sevda yollarında beyhude gezdim. Unuttum kendimi, canımdan bezdim. Sevda yollarında beyhude gezdim. Unuttum kendimi, canımdan bezdim. Bilseydim kalbimi ona vermezdim. Dertli arkadaş, haberin var mı? Bilseydim kalbimi ona vermezdim. Dertli arkadaş, haberin var mı? La 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 la. Gurbete gidip de kalmayacaktım. Başımı dertlere salmayacaktım. Gurbete gidip de kalmayacaktım. Başımı dertlere salmayacaktım. Hani sen ellerin olmayacaksın. Dertliyim arkadaş, haberin var mı? Hani sen ellerin olmayacaktın. Dertli arkadaş, haberin var mı? Dertli arkadaş, haberin var mı? Dertli arkadaş, haberin. Yıldırım Gürses'imizi evet. Yaptık. Başka? Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. O insan ki kendini çok sever, evet. Mutlaka kendine has bir yorumu vardır. Evet. Kendine has bir duruşu vardır. Ve o kendini zaten kanıtlamıştır. İyi. Sizin gözünüzde eğer öyleyse, ben böyle değerli insanların gözünde, onca tabii seven insanlar, arkadaşlarımız var sağ olsunlar. Ama bu işten anlayan, emek vermiş, yıllardır bu işin savaşını vermiş insanlardan
takdir almak. O daha evet, değerli. Çok güzel. Çünkü, o daha değerli. Çünkü sevgili Mehmet Hafızoğlu'sun. Yani sağ olun. Mehmet Hafızoğlu. Sağ ve olun. Eşin yoktur. Bunlar aslında çok güzel duygulardır, biliyor musun? Ve ben hep böyle o kadar çok korolarımız oluştu ki Kıbrıs'ta. Evet. Son evet. zamanlarda, son yıllarda işte bu 3-4 senedir öyle. Sayısız korolar. Ne olur diyorum. Müzik evet evrenseldir. Ve müziğin dili yoktur. Tek evet. bir dildir. Evet. Notalarla yoğruluyor. Diyorum ki şarkılarınızı sunarken bizlere, biz seyircilere, sonuçta ben oraya sanatçı kimliğimle gelmiyorum. Evet. Bir dinleyici olarak. Evet. Ben 5 tane bilinen eseri okursanız 5 tane de Kıbrıslı sanatçımızın eserlerini sunun ki ben sizi daha çok alkışlayayım. Evet. Bu bakın çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Çünkü bizler bir ülkeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve biz ayrı bir devletiz ve bizim de her şeyimiz vardır. Evet. Sanatçımız vardır, mimarımız vardır, doktorumuz vardır. Biz neden kendi kendimize aynen. değer vermeyelim? Biz aynen. zaten değerli insanlarız. Aynen. Hem eğitimliyiz. Tabii ki. Hem bunun yanında da gitarımız var, sözümüz var, kemanımız var. Evet. Ben zaten Kıbrıs'ta düşünemem bir eve gittiğin zaman o böyle duvarda bir enstrüman olmasın. Evet. Evet. Ya da bir köşede bir piyano olmasın. Doğru yani. Öyle değil mi? Mesela ben sohbetimize de söyledim. Yani benim de evimde, benim büyük dayım cümbüşü vardı. Ha. Cümbüş çalardı. Yani dediğiniz gibi yani her evde. Tabii tabii. Ve bu şeye de değinmek isterim. Çok güzel bir konuya değindin. Bu yerli bestek. Cilerimiz var, bestekarlarımız Kıbrıslı var. Kıbrıslı sanatçılar. Ben ona yerli demiyorum. Kıbrıslı sanatçılar. Kıbrıslı. Evet. Biz mesela yine hep bu son yaptığımız konserimizde hı hı. ve Türkiye'de yaptığımız Gazi Üniversitesi konserinde sevgili duayen hocamız Özkan Pastırmacıoğlu hocamızın çok güzel bir eserini de solo evet. olarak Erkan abimiz peki, söyledi. Yani çok güzeldi. Sevgili Özkan Pastırmacıoğlu, o bir evet. duayen, o duayen, bir hocadır evet. ve kaç tane eseri var çok. Ben bilmiyorum. Birbirinden bir tane de değil. Güzel. Ben buradan ikaz etmek istiyorum. Az önce sürekli gürültü geliyor yönetmenim ve ben sözlerimi karıştırıyorum. Çok özür diliyorum. Acaba nereden geldi o sesler? Teşekkür ediyorum. Pardon o gürültüler. Yani dikkatim dağıldı evet. o açıdan. Şimdi evet. Özkan Pastırmacıoğlu dediğimiz zaman ve daha nice hocalarımız, evet. binlerce öğrenci yetiştiren insanlarımızdır bunlar, duayenlerimizdir. Evet. Evlerine gittiğimiz zaman bırakın bir köşede piyano, utları var, kemanları var. Ben buradan bir şeyi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sevgili Ayhan Başkal. Evet. Ne yaptı biliyor musun? Cümbüş'ün sapını kırdı, yerine gitarın sapını ekledi, farklı bir enstrüman yaptı. Ve bu dünyada bir ilktir. Evet. Bunu kim yaptı? Ayhan Başkal yaptı. Evet. Yani bunlar bakın çok önemlidir. Biz bu insanları, bu güzel duayenlerimizi ne kadar çok anlatırsak ve evet. ne kadar çok eserlerini dillendirirsek aslında evet. kıymetli olan nedir biliyor musunuz? Bizler. Biz evet. eğer elimize gitarımızı alırsak ve bir Özkan Pastırmacıoğlu'nun eserini yorumlarsak yaşatırsak. Ve de yaşatırsak ve de vurgularsak herhangi bir kanalda, radyoda, televizyonda biz kendimiz yüceliriz. Aynen. Ve aynen. o sevgili hocamıza göstermiş olduğumuz saygıyı onore etmek örnek oluruz. Evet. Hem onore etmiş oluruz hem de örnek oluruz bizden sonra gelecek olan nesillere. Katılıyorum. Öyle değil gerçekten mi? Gerçekten çok güzel katılıyorum. Ya. Katılıyorum. Yani benim için insanım, anlatamam insanıma olan sevdam ve hayatım boyunca her zaman vurguluyorum. Hiçbir insan ayrımı gözetmeden, ayrım yapmadan hep diyorum ki, ne olur beni arayın, kim gelmek istiyorsa sazını alsın, sözünü alsın, gelsin.
buradan kendini. Zaten YouTube kanalımda da ölümsüzleştiriyorum programları. Evet. Ada TV aracılığıyla. Yine teşekkür etmek istiyorum yönetmenlerime, Ali Özmen Safa'ya. Evet. Gerçekten bunlar göz ardı edilecek konular değildir. O yönetmenler var ise, şimdi işte bakın, az önce sevgili Halit'ti. Evet. Kameraların arkasında, stüdyoda. Evet. Ama şimdi sevgili Beyazıt, o da bir müzik insanı, o da bir duayen. Yani bunları biz göz ardı edemeyiz. Bunları daha konuşmadan fazla öne çıkartmak lazım. Tabii daha ki, fazla öne çıkartmak lazım. Tabii ki. Biz bunları göz ardı edebilir miyiz? Hayır. Ama işte ben program yapımcısıyım. Yok, sadece ben kendimi anlatacağım. Olmaz öyle şey. Hayat sevgiden geçer. Zaten eğer seviyorsak ve kucaklamayı da biliyorsak, paylaşmayı biliyorsak, o zaman biz zaten kendimiz yüceyizdir. Dediğim gibi zaten siz de o yüzden yani sanırım bu kadar kanalda programı, albümleri yayınlanan başka bir sanatçı zannederim şu an. Yani sizin onun için bu kadar takdir görüp sevilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kalbiniz sevgiyle dolu. Ülkenizi daha fazla tanıtmanın yollarını aradığınız için ondan dolayı takdir alıyorsunuz zaten. Ay, teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sırada ne var sevgili Mehmet? Ne şimdi, var? Her tarzdan söyledik gibi Kıbrıs parçası söyledik, Türk sanat müziği söyledik. Yoksa bir tane eser mi gelse? Varsa aklında hemen sen, sıra sende. Acaba benim etrafımdakiler çok bilirler, ben Orhan Gencebay'ın hastasıyım, bir de arabesk mi söylesek acaba? Olur, neden olmasın? Hep böyle spontane, bugün spontane gidiyoruz. Tamam, bu arada da sen bitirdikten sonra eserini, yönetmenimle doğum günü şarkısı istek geldi, mesaj geldi. Tamam. Evet. Senden sonra da Fahri Özay'dan doğum günü. Bu arada da yönetmenim de hazırlamış olur. İyi, hadi, hadi ne bakalım. Var peki Orhan Gencebay'dan? Kulakları çınlasın inşallah. Ben hepsini beğenirim de bir tane şu an hemen aklıma gelen. Bir bakalım. Meraklı bir şekilde oturdum, bekliyorum. Yerime çok aleme giderken dünya, belki bir gerçeğiz, belki de rüya. Seni buldum ya, seni buldum ya. Olsak da hem gerçek hem rüya. Seni buldum ya, seni buldum ya. Olsak da hem gerçek hem rüya. Aşk mıdır bu, bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz olamıyorum. Aşk mıdır bu, bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz olamıyorum. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Dünyamı aşkına vermiş biriyim. Sevince bir başka oluyor insan. Bir ömrü bir anda tatmış gibiyim. Sevince bir başka oluyor insan. Bir ömrü bir anda tatmış gibiyim. Aşk mıdır bu, bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum.
mıdır bu bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz olamıyorum. Spontane bu kadar. Ay çok güzel ya. Ben bunu hiç duymadım mı? Yoksa aşina yani, değil galiba. Yani parçayı Neşe Karaböce'ye hediye etti ama öyle parça mi? Evet, ama parça çok eski galiba. Çok nostalji. Nostalji. Neşe Karaböce'ye hediye etti ama parça Orhan Gencebay'ın. Yani ben bilmiyorum, hiç duymadım da, yoksa duydum da unuttum mu bilemeyeceğim. Duymuşsunuzdur mutlaka ama çok eski nostalji. Evet. Çok eski nostalji. Farklı, çok güzel bir eser. Yani gitara hepsini uyarlamaya çalıştık. Arabeskini uyarlamaya çalıştık. Hayır, İnşallah güzel, beğenmiştir seyircilerimiz de. Her telden çalmak herkesin harcı değil yani. Çok ya güzel. Zaten ben tamam. Zaten ben her zaman şeye karşıyım. Özellikle de gençler, bizim de gençlik zamanımızda, üniversite lise zamanlarımızda. Yani ben bir parçayı Cem Karaca okuyorsa, Cem Karaca'ya benzetmeyi yanlış görürüm. Kendi yorumunuzu katmanız evet. gerek diye düşünürüm. Çünkü Cem Karaca bir tanedir. Başka Cem Karaca yoktur. Herkes bir tanedir evet, zaten. Evet, yani az önce siz de söylediniz. Hande Yener boşuna demedi. Tek özelim, evet. tek bir Fahri Özel yani, var mı başka? Aynen, yani mesela bir Ahmet Kaya'nın parçasını evet. söylerken Ahmet Kaya gibi söylemek, Cem Karaca gibi söylemek veya bir Yok Fahri bir Özel şey. Gibi söylemek. Parçayı beğenebilirsiniz ama kendi evet. yorumunuzu evet. katmanız bana göre doğrusu. Evet. Ben de hani öyle yapıyorum kendimle. Hadi gelsin doğum günü. Evet, bugün doğum günümüz doğanlara gelsin, gelsin evet, armağan ediyorsun. Evet. Çiçeğimsin, sol yanım her
eşiyimsin. Teşekkürler Beyazıt. Çok sağ ol. Bak oradan bize alkış geliyor. Alkışımızı aldık yönetmenimize. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Yani eserler güzel olursa böyle alkışlar gelir. Yorumlamak da. Yani eserler güzel ama yorumlayan da. Tabii bilmem. Tabii ki. Muhteşem. Ya ben böyle senin sesinde her zaman parçalar dinlerken böyle bir şiirimsi bir tat var. Böyle şiir okurken insan böyle kendini kaptırır ya. Öyle bir ses, öyle bir teşekkür ediyorum. Tarzın var. Şiir dedin de sevgili Mehmet. Yönetmenim biliyorsun ben Yeni Türkü. Evet. Erkin Hadimoğlu ile çalışıyorum. 2000 yılından günümüze kadar. Bana hep böyle diyordu ki ne olur şiir okutalım sana. Evet. Ben hiç oralı olmuyordum ama bazı şarkılarımın böyle finalinde içimden geliyordu. Ve o an stüdyoda kendi kendime kelime üretiyordum. Ve finalde ben şiir de okuyordum, ekliyordum şarkılarıma. 10 yıl yalvardı. Ne olur sana bir şiir albümü yapalım. Ve aradan geçen süreç içerisinde ben 10 şiirlik bir albüm yaptım. Evet. Ve hatta 3 tanesinin klibi var. Evet. Yanılmıyorsam az önce Halit de 99 klibini yayınlayacağını söylemişti. Evet. Sevgili Beyazıt'a izah etmişti ne olur işte programın arasında ya da finalde. Ve hazırladı yönetmenlerim sağ olsunlar. Hazırladılar ama dediğim gibi 10 yıl o sözcükleri dinledim. Sonra da karar verdim ve okudum. İyi de oldu. Ondan sonra da işte başladık zaten okumaya, yazmaya. Ama hiç böyle benim hani aslında benim işte ilk adım attığım Özlem diye bir şiirle adım atmıştım bu sanat hayatıma. Tabii onun öncesinde şarkılar da sonrasında. Ve onu böyle ara verdim. Yani böyle fazla sadece şiir kitaplarım olmuştu. Evet. Köşede, kıyıda yazılı duran halen birçok şiirim vardır. Ama hiçbir zaman stüdyoya girip de şiir okumak aklıma gelmemişti. Ta ki hani derler ya doğru adreslerle çalışırsan ve doğru insanlarla yol alırsan onlar senin güneşin olur. Ya bence devam et. Bence şiir evet. Okumaya devam et. Evet. Haliyle işte öyle oldu. Ama biz ne yazık ki böyle 10 dakikamız kaldı. Diyorum ki bir tane eser gelsin senden. Evet. Kısa bir konuşma. Ve 99 şiirimizle bitirelim. Nasıl aktı zaman farkında mısın? Gerçekten hiç fark etmedim. Hiç fark etmedim. Başka bir tarzını söyleyelim. Bir de Cem Karaca mı söyleyelim acaba? Hiç fark etme. Zaten bugünlerde çok gündemdedir Cem Karaca. Şunu da söylemek istiyorum. Ne yazık ki Durdurttular filmi gündeme düşecekti. Evet. Ama ne yazık ki Durdurttular. İşte bir aile meseleleri dolayısıyla. Böyle dört gözle bekliyordum ben aslında o filmi. Çünkü benim böyle yapı itibarı kitap okumak, bir sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek ki geçen günde Derman Atik tiyatrosundaydık. Yani o arkadaşlarımızın tiyatrosunu görmeye gitmiştim. Çok önemsiyorum sanatın bütün dallarına ve büyük bir böyle şevkle, büyük bir zevk bekliyordum. Ama ne yazık ki vizyona düşmedi. Kaldırıldı. Evet. İnşallah biz çare yani olur da. Ben de sevinmiştim yani olacak diye ama kaldırıldığını duyunca üzüldüm. Evet. Şimdi...
Ne gelirse gelsin Cem Karaca'dan. Ne gelirse bakalım. Hepsi güzel. Cem Karaca hepsi güzel. Slow mu olsun yoksa hiç yavaş mı olsun? Hiç fark etmez. Senin böyle yüreğinden ne akıyorsa, ne kopuyorsa olsun. Vallahi ben sürekli çalarım. Sürekli de hiç kimse artık bıktık demezler. Ya bir ben tane. Ben devamlı... Çok zamanımız yok. Tamam. Hayat ne garip. Garip of, hayat çok garip.
çok garip. Evet, hayat gerçekten çok garip. Çok güzel yorumladın. Yüreğine sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama ne iyi, iyi ettin de geldin. Mutlu bir günün finalinde. Hoş geldin. Ama sağ ol, teşekkürler. Çok her hoş güzel dakikalar. Şeyin bir sonu var. Çok hoş anılarla çok güzel bir imza attık birlikte. Sağ ol, teşekkürler. Ve dediğim gibi YouTube kanalımızda da bu program ölümsüzleşecek. Sağ ol, şimdi davetin böyle için çok teşekkür ederim. Seninle program ayrı bir zevk. Enerjin müthiş. Yani çok iyi misafirperversin, hiç kendimi yabancı hissetmedim. Hep söylüyorum ya, burası konuklarımızın evi, değil mi? Evet. Öyle. Benimle birlikte ne güzel, güzel güzel imzalara, nice, kitaplara, inşallah, imzalara, değil mi? İnşallah. Adım adım yürüyoruz. Evet, çok güzel bir programdı. Biliyorum siz de çok beğendiniz. Kulaklarımızın pası gitti. Bir başka gün yine farklı farklı konuklarla ve çok farklı konularla huzurunuzda olacağız. Ama sizi öyle sevmiyorum diyemem ki. O kadar çok seviyorum ki sizi. Bu sözcüğü her zaman da vurgulamaya çalışacağım. Sizi seviyorum. Hoşça kalın ama hep bizimle kalın. Güzel bir gün. Neden mi? Çok mu merak ediyorsun? Tanışmamızın üstünden 40 gün geçti. 9-9-2009. Günlerden çarşamba. Senin telefonunla uyanmak, güne güzel mesajlarınla başlamak anlatılmaz bir duygu. Seni tanımakla hayatım renklendi. Galiba. Galiba sözcüğü sana yabancı değil. Seni seviyorum. Hayır, hayır. Sana tapıyorum. Çok, çok seviyorum. Çok, çok seviyorum. 9-9-2009. Günlerden çarşamba. Anda uğurum, bereketim, kalbimin tahtı, bahtımın, geleceğimin her şeyi prensim oldu. 9-9-2009. Günlerden çarşamba, milattan önce milattan sonra seninle yaşamış gibiyim. Bu sihir hiç bozulmaz. Bu sihir hiç bozulmaz. Milyonlarca yıl aksın gitsin. Sevdamıza
kelepçelensin sevdamız. Birbirimize pınarlardan akan, nehirlere doğru şelalelerde çağlayan su gibi temiz duru berrak berrak aksın gitsin. Dokuz dokuz 2009. Günlerden çarşamba. Tanışmamızın üstünden 40 gün geçti. 9-9-2009. Günlerden çarşamba. Hiç bitmesin. 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 Aşkım.